Bizim organize sanayi bölgelerinde şöyle bir görevimiz var. Ben şöyle söyleyeyim, 4 tane organize bölgesinde faaliyet gösteren bir firmayım Kayseri dışında. OSB yönetimleri arsaları isterse bedava verebilirler. Buna kimse engel olamaz. Çünkü eğer o projede ve taahhüt altına alındıysa ve belirli bir sayıda istihdam sağlanıyorsa OSB yönetimlerinin bu arsalara bedelsiz verme yetkisi vardır. OSB yönetimlerinin ihaleyle arsa satma yetkisi yoktur. Yapılan yanlış 2 sene sonra anlaşılmıştı. Uyarmamıza rağmen. Çünkü OSB'lerdeki arsa tahsisleri yapılacak yatırımların niteliğine göre tahsis edilir. Paraya göre tahsis edilmez. İşte biz Sayın Başkan'a bunu anlatamadık. İhaleyle arsayı yükseltmenin sanayiciye bir fayda olmayacağını, OSB'yi de bu şekilde zengin etmenin niteliksiz bir sanayiye dönüşeceğini anlattık. Ve şu an en büyük sıkıntıyı da yaşıyoruz OSB'de. Çeşitlilik yok. Yani 3 ana iş kolunda sabitlenmiş bir organize, bunu kıramayan bir yapı ve ihale sistemiyle yapı satıldığı için de parası olanın alıp rant sağladığı bir sisteme döndü. Müfettişlerin yazdığı rapordaki tenkitten sonra ancak doğrudan yanlıştan dönüldü. Ama biz bunu zaten söyledik zamanında. İhaleyle OSB'ler ihale yapamazlar arsa satışlarında diye. Ama tabii ki iş bilir yöneticilerimiz bunu bu şekilde yaptılar. Ve ihale satılan arsaların %60'ı şu an el değiştirdiğini görüyoruz. Yani alan kişilerin %60'ı bu arsaları daha yüksek bedelle başkalarına devretmiş. Ve bundan müfettişler tespit etmişler. Ve burada da rantı önüne geçin demişler. Yani gerçek rantı zaten biz sanayi, bu alanlar da sanayicimiz, sıkıntı değil. Yani bunu alıp devredenler de sanayicimiz. Ama bizim orada derdimiz istihdamı artırmak. Sanayicimizin rant yapacaksa sanayicini bırakacak, emlakçılığa başlayacak. Yatırım yapması için satılan arsaları bu şekilde değerlendirmesine de karşı olduğumuz için biz bu oluşumdayız. Şimdi ihaleler bittikten sonra, yani daha doğrusu ihale dönemi kapattıktan sonra, bu bakanlık sisteminden sonra elimizde 5 tane parsel vardı. Bunu ilk defa duyacaksınız. Bu 5 parselin 4'ünü şu anki mevcut yönetimin babası, amcasının oğlu ve kendisine tahsis edildiğini. İşin ilginç tarafı, belirli bir rakamları da söyleyeyim size. 430 TL'den tahsis edildikten bir hafta sonra OSB bedelini 540 liraya çıkaran bir OSB yönetimini yönetiyor şu an var. Yani bu 4 kişinin cebine 3,5 milyon lira para kondu geçen hafta. İsimlerini vermeyeceğim. Eğer 15 gün içinde başkan bunlardan vazgeçmez ve açıklamazsa isimlerini de vereceğim. Şu anki mevcut alan, parsel alan kişilerin 4'ü, bir tanesi de mecburiyetten aldı. Önünde yol yok. Yani onu da vermeyecekler de o adama. Arsan giriş olmak için mecburiyetten aldı. Allah yardımcısı olsun. Diğer 4 kişiye bu isimleri başkan 15 günde ya bu işlemleri iptal edecek ya da bunları açıklayacak. Açıklamazsa ben açıklayacağım. Yani bir arsayı bir hafta önce 430'dan yönetim kurulunun üyelerine tahsis edip de bir sonraki bir hafta sonra 540 liraya çıkartmak ne kadar etiktir? Sizin saygı takdirinize sunuyorum. Bir önceki yönetimi eleştiren, ki ben de katılıyorum bazı eleştirilere, bir önceki yönetimde yapılanların tahsislerdeki sıkıntıların olduğunu biz de söyledik o dönemde. Yani Hasuncu döneminde yapılan dönemlerde. Aynısını kendileri yapıyorlar şu. Biz o dönemde de karşı çıktık. Sanayici, yatırım yapan sanayiciye verilecek. Ve yani bu yönetim kurulu tabii ki alacak. O da sanayici, yatırım yapacak. Sıkıntı yok. Ama bunlar, burada sıkıntı şu. 430 liraya tahsis edip de bir hafta sonra bu bedeli 540 liraya çıkartmanın anlamını ben sizlere bırakıyorum. Eğer yanlışsam beni yalanlasın. Ve isimleri, ben isimleri açıklayayım ondan sonra. Yani sanayicimizi lütfen yani yeterliye sahip gibi görmeyelim. Bir genel kurulumuz vardı. Hatırlarsanız kendisiyle çok tanışıklığım olmadığını da söyleyeyim. Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Bekir Yıldız'ın divan başkanlığı yaptığı bir genel kurulumuz vardı. Bu genel kurulda, ki bence yapılan bir ayıbımız var OSB olarak, Kayserispor'a verilen bir borçtan dolayı biz Bekir Başkan'ı yuhlayma noktasına geldik. Bunu çoğunuz da oradaydınız, biliyorsunuz. Kayserispor burası şey mi arkadaş, vakıf dernek mi, tekke mi, niye veriyoruz diye itiraz edenler bugün Kayserispor'a geçen hafta para verdiler. Verilmesine karşı değiliz. Verilebilir. Ama bunu taşeronlar üzerinden, verilen işler üzerinden bir yapılan ayak oyunlarıyla verilmemesi gerekiyor. Bunun ispatını başkan iddia etmiyorsa stattaki OSB bölgesine ayrılan locanın resimleri de bendedir. Eğer başkan buna yalan diyorsa ben de bunları açıklayayım. Paranın da Ziraat Bankası'na geldiğini biliyoruz. Yani bu insanları biz niye kırıyoruz? Bu devletimizde çalışmış, hizmet vermiş insanları yuhlatıyoruz. Sonra dönüyoruz aynı işi biz yapıyoruz. Yani bu tür olayların artık memleketimizde olmamasını
yanlışlıkların ortaya çıkmasını, uyum kültürü dediğimiz aslında sevmediğimiz bir kültürün, yani yanlışların üstünü kapatılmanın uyum olduğunu düşündüğümüz sistemin artık değişmesini istiyoruz. Eğer bu oluşum değişirse ben sadece bu yönetimin değil, geçmiş 10 yıla kadar sorumlu olunuyor, 10 yıla kadar denetlenmesini istiyorum. Varsa kimin yanlışı, hepsinin cezalandırılmasını istiyorum ve OSB'mizin parasının ödenmesini istiyorum. Çok ciddi kaynaklarımız heba edildi. Şimdi tek tek onları da anlatacağım. Kayseri Spor'a karşı çıkan yönetim bir baktık Atletik Spor Kulübü'nü kurdu. Ya dedik ki arkadaş, onunla ilgili slide açın. Ya biz spora karşı değiliz ama bizim OSB'miz artık OSB yönetiminden çıktı, sosyal bir dernek haline geldi. Açıklama şu, gençler top oynamasın mı? Ya gençler top oynasın da bunun görevlisi biz değiliz. Bunu sağlayacak kişiler belediyeler, bunu sağlayacak kişiler bununla ilgili kamu kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü. Biz OSB olarak böyle bir misyonumuz yok bizim. Ya biz herkes zaten bu ülkemizde en büyük sıkıntı kendi işinden başka bir iş yaptığımızdan oluyor. Herkes kendi işini yapsa biz bugün burada bu konuyu konuşmuyor olacaktık. Çok enteresan. Rakamları da vereyim şimdi. Atletik Spor Kulübü'ne 2017 yılında 90 bin dolar tutarındaki Türk lirası, 2018 yılında 170 bin dolar para ödemişiz. OSB bütçesinden. Sonra bakmışlar ki bu dert olacak. Atletik Spor Kulübü'nü bir vakıf kurarak, o vakıf evlere şenlik bir vakıf. Atletik Spor Kulübü'nü vakıflara devretmişler. Ve 2018'den sonra verilen paraları göremiyoruz. Zaten vakıftaki amaçlarına da ulaşmışlar. Yani biz tekrar şunu da söylüyorum. 265 bin dolar olarak verdiğini tespit edebildiğimiz rakamın, tespit ettiğimiz kısmının da yönetim kuruluna rücu edilmesini istiyoruz. Bu paraları insanlar kendi paralarıyla yapmalılar, bu tür hizmetleri, ve bunun karşılığında bu eğer yaptılarsa bunun ödemelerini, şu sanayicimizin hakkını korumak için buradayız. Şimdi vakıfı açmışken vakıfla ilgili de şöyle bir enteresan oluşumlar başladı. Vakıfta şimdi bir OSB yönetimi niye vakıf kurar, ben bunu anlayabilmiş değilim. Zaten keramete gütmeyen bir yarı kamu yarı özel bir kurumsunuz. Ama vakıfla niye amaçlandığını ben sizin takdirinize bırakıyorum. Çok açıklamak istemiyorum vakıf kurmadaki amacın ne olduğunu. Hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz ama bu memlekette nedense bazı şeyler uyum kültürü nedeniyle dile getirilemiyor. Şimdi vakıfta OSB sanayi bölgesinin bir okulumuz var bizim. Daha önce Hasüncü beyefendi şeye vermiş, Sayın Hasüncü, Milli Eğitim Bakanlığı'na ki buna karşıyım. Bu yanlış bir hatadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerinden alınmış, tekrar OSB'miz almıştı Sayın Nur Saçan. Doğru bir karardır. Bakın doğruyu da söyleyeyim, doğru bir karardır. Ancak bu okulun vakfa 1.000 liraya devredilmesi yanlış bir karardır. Şimdi aşağı yukarı milyonlarca liraya yapılmış okulun 1.000 lira bir vakfa devredilmesi ne anlama geleceğini anlatayım. Vakıf adı üstünde hepimizin tedirgin olduğu kuruluşlar, yani dokunulmaması gerektiği biraz bizim kutsalımız olan vakıflar, doğrudur. Ancak biz öyle bir vakıf kurmuşuz ki 5 kişiye vakfın tüm mallarını satma yetkisi vermişiz. Yani bu okulu 1.000 liraya devredersiniz vakfa, yarın vakıf yöneticileri, ki Sayın Ali Taş bununla ilgili bir açıklama yapmıştı televizyonda, bu 5 kişi bu okulu istediği kişiye satabilir. Kimse buna sorgu sual soramaz. Bu kadar emeğin bu kadar kolay el değiştirmesine karşıyız. Ve şunu söylüyorum, bu karar alındı. O kararı yayınlar mısınız arkadaşlar? 1.000 liraya okulun devri kararını. Bu karar şu an tapuda bekliyor. Bu tapudan devredildiği gün okul değerinden 1.000 liraya düşerek kalan tüm rakam hakkında suç duyurusunda bulunup tazminatlarını isteyeceğiz. Çünkü bu para OSB'nin, bu okul OSB'nin, vakfın değil. Vakfınla devretmesi için OSB'den genel kuruldan gerçek değerle devredilmesi gerekiyor. 1.000 liraya okulun devredilmemesi gerekiyor. Çünkü bizim OSB'mizin parasının değeri o bizim devir başımızda o fiyatla kayıtlı. Yani biz kafamıza göre bunu 1.000 liraya devredelim diye gitmesin. Zaten yiyecekleri tenkit bildikleri için şu an tapuda bekliyor işlem. Tapu devrini yaptıkları gün savcılar stüdyosunda bulunacağım. Alınan karar burada. Bu çünkü büyük bir suç. Aynı zamanda zimmet suçudur. Yani rücu edilir yönetime. Yönetim bu okulun parasını ödemekle zorunlu kalır. OSB ayrı bir kurumsal kişilik, vakıf ayrı bir kurumsal kişilik. Bir de vakıfın kurucularına baktığımızda çok ciddi şeyler görüyoruz. Ya bir, yani yanlış anlamasın kimse ama OSB müdürünün ömür boyu bir vakıfa üye olmasının anlamını ben anlayamadım. Bu arkadaş sanayici değil. Genel sekreter de aynı şekilde sanayici değil. Mali müşavirler var. Belediye başkanımız var. Ya arkadaşlar bu OSB vakfıysa bu arkadaşların ne işi var? Yani bu vakıf sanki başka bir vakıfa gidiyor yol. Ve biz
çok kısa zamanda bu vakfın lav edilmesini, OSB dışındaki bu müdür ve iki müdür ve genel sekreterimizin artı iki dışarıdan olan kişinin istifa edip bu vakfın lav edilmesini istiyoruz. Aksi takdirde İçişleri Bakanlığı bakıyor buraya. Bakın, vakıfı Sanayi Bakanlığı müdahale edemiyor. İnceleyemiyor. İçişleri Bakanlığı inceliyor. İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Bu vakıf derhal lav edilmelidir. Çünkü bu vakıfın amacı faydadan çok zarar getirmektir. Bak, bir şey daha ekleyeyim. Kimsenin bilmediği. Şu anki amaçlanan plan OSB'nin şu anki iş yerlerinin kiralarının, iş yerlerinin vakfa devrilmesi hazırlığı var. Bu ne demek? Vakfa da bir kira geliri yazıyoruz demek. Yani yapmayın. Bunlar OSB'nin gelirleri, bunlar OSB'nin sanayiciye geri dağıtılmak üzere yapılmış işlemleri. Siz bunları vakfa verip orada bir gelir elde edemezsiniz. Bu tamamen yani mantığıma da aykırı, etik de değil. Bunun haricinde vakıfla ilgili şöyle söyleyeceğim, bir iki konu daha var. Vakfın bir de alt şirketleri var. Bu şu an organizenin 8 tane şirketi var. Sayın mensup, basın mensupları. 8 tane şirketin ne olduğunu hiçbir sanayicimiz bilmiyor. Ben birazdan isimlerini açıklarım size tek tek. Dış ticaret organizasyon, OSB TV ki evlere şenlik, OSB medya dağıtım, OSB belgelendirme, OSB tasarım. Ya bizim belediyelerdeki hizmeti kolaylaştırmak amaçlı yapılan bir projeleri OSB'ye uygulamak, ki bu kibar bir bazda söylüyorum bunu, çok büyük bir hatadır. Bizim belediyeler gibi kamu kurumlarından gelirimiz yok. Bizim gelirimiz sanayicimizden alınan paralar. O yüzden de biz özel şirketler kurarak buranın üstünden hizmet vermek gibi lüksümüz yoktur. Buradaki amaç bence biraz değişik yollara sapmak üzere olanlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. 7 tane şirketin ne anlama geldiğini Sayın Başkan açıklasın. İsterseniz şöyle yapalım. Ben bu şirketleri açıklamayayım. Bence ortaklarına kadar var. Sayın Başkan niye kurduğunu ileriki günlerde açıklasın. 15 gün, 20 gün sonra açıklaması. Ben yine tekrar sizlere bu bilgileri aktarayım. Amaçlarını da söylesinler. Yani bizim OSB Medya TV diye bir kuruluşumuz var. Bu kuruluşumuzda yani ben şunu anlatayım. Ne iş yapmış? Ya bakın, bir toplantı düzenledik. Sağ olun, hoş geldiniz tekrar. 30 tane medya kuruluşu geldi. Yani biz herhangi bir medya iletişimimizi sizler üzerinden sağlayamıyor muyuz? Yani ne gerek var? Ve şunu söylüyorum. İnceleyen medya mensupları abilerimiz var. Bana diyorlar ki TRT'den daha fazla değerde makinelere sahipler. Madem bu teknolojiniz var, verin bir medya kuruluşuna, onlar yönetsinler. Heba oluyor da çöp oluyor. Bakın, bir kişi getirmişsiniz TRT'den. 3 tane soyadı var. Maaşlarına ulaşamıyoruz. Bir gazetecinin 3 tane medyada soyadı olmaz. Yani sosyal medyada 3 tane isim var. Ve bir şey söyleyeceğim. Bizim Kayseri'de hiçbir medya mensubumuz yok. Bu OSB'nin yönetimini yapabilecek de TRT'den adam getiriyoruz. Yani çünkü biz ulusal medya yapmıyoruz ki. Yerel medya, internet medyası bu. Yani TRT'den bir kişinin buraya getirilip 20 bin liranın üzerinde bir maaş vermenin bana OSB sanayiciler olarak bir mantığını söyleyeyim. Ben kendi müdürlerime bu maaşı veremiyorum. Ama OSB bunu nasıl dağıtıyor ben anlayamıyorum. Ve hiçbir faydası yok bize. Ne yapıldı? 4 tane sanayicimizin iş yeri çekildi, dağıtıldı. Tamam, güzel. Ondan sonra ne yapacağız? Ne olacak o medya? Oradaki zaten bu teknolojik aletler siz biliyorsunuz 10 liraya aldıktan sonra 5 sene sonra 1 liraya düşüyor. Yani 3 milyon euroya mal ettiğiniz bir OSB TV'yi yarın bir gün 100 bin euroya satmak zorunda kalacağız. Elimize ne geçecek? Kocaman bir iç. Eğer bu proje ve hizmetse biz bu hizmeti istemiyoruz. Biz böyle bir hizmet istemiyoruz. Biz yol istiyoruz, ucuz enerji istiyoruz, iş gücüne ulaşım istiyoruz. Bizim ana derdimiz bunlar. Biz iş gücü bulamazken OSB TV'ye çıkıp da hava atmanın bir mantığı yok. İş gücü bulamıyoruz, iş gücü. OSB ana işleminden çıktı. Biraz paranın bol olduğundan kaynaklı oldu. Eski dönemden kalan şey bol değil. Yani sanayicinin gerçek isteklerinin dışındayız şu an.